yemeğimi yedim. Harika bir ortam ve buranın tadını çıkarabilirim. Hava çok güzel. O yüzden ne yapıyorum? Her zamanki gibi birkaç tur koşu yapıyorum. Bir de bir şınav çalıyorum. Katır Dağları var Bursa'da. Bursa merkezden baktığınızda çok iyi tat aldım söyleyemem ama yine de iyi. Eğer yağmur yağarsa çekim esnasında gösterdiğim hemen şurada bir ağaç var. Bu ağacın altına gireceğim. Oh, işte bu. Vahşi hayvanlar, özellikle ayı. Hiç beklemediğiniz bir anda kilometrelerce uzaktan sizi kokunuzu alıp yanınıza gelebilir. Birinci endişe daha fazla insana ulaşabilmek. İkinci endişe ise bundan bağımsız olarak keyif aldığın için bunu sürekli yapacak olmak. Ve bir çalışma arkadaşım, sevgili Oğuzhan, bugün çok güzel bir haber verdi. Bir sınavı vardı, bir yöneticilik sınavı, kıymetli bir sınav. Beklediği bir şeydi. Yani kazanmak, o sınavı kazandı. Kendisini tebrik ediyorum bu güzel ortamdan. Kendisine yaşam boyu böyle güzellikler diliyorum. Umarım yaşam sana hep böyle güzellikler getirir. Küçük bir dere buldum, bir akarsu. Ve burada bugün konaklayacağım, kafa dinleyeceğim. Geceyi geçirmeyeceğim. Burada bugün biraz dinleneceğim. Suyun kenarında. Bir şeyler atıştıracağım. Doğanın sessizliğini dinlemeye ve kafa dinlemeye geldim. Burası gerçekten çok güzel. Yani ormanın üst sınırına baktığımızda sadece çam ormanı yok. Yoğun bir, yani çam ormanı var, onu belirteyim ama onun dışında yukarıya baktığımızda başka ağaç türleri de var. Yani yukarıda, epey yukarıda çınar ağacı var. Tabii onları kadraja almam mümkün değil çünkü bayağı uzak görünmeyecektir ışığın patlaması nedeniyle. Ve serin. Hava bugün Bursa merkezde 17 dereceydi. Burada 3 derece daha fark eder diye düşünüyorum. Yağmurlu bir gün olmasını bekliyordum. Ama henüz yağmur yağmadı. Fakat atıştırıyor. Yağmur atıştırıyor. Yani her an yağabilir de yağarsa da ne yaparım diye düşünüyorum. Şurada bir ağaç var. Bu ağacın altına sığınmayı düşünüyorum. Yağmurluğum var. Yağmurluğu da sererek. İşte bu ağacın altına girmeyi düşünüyorum. Her yağmur yağarsa doğal bir barınak olacak benim için. Çok fazla bir şey yapmama gerek yok. Sadece altına onu sereceğim. Üzerine benim yağmurluğum var. Pançom var, onu sereceğim. Dolayısıyla beni koruyacak. Bahsettiğim alan burası. Buranın üzerine pançomu atarsan hiçbir şey olmayacak. Ama şimdi bir ateş yakacağım. Ateşi yakacağım alan sanırım dere yatağı olacak. Dere yatağının yanı. Suyun kenarında olmak istiyorum yani. O zaman bir ateş yakalım. Bu arada burada mantar var. Kav mantarına benziyor. Tabii yenilir bir şey değil muhakkak. Ama yenilir bir şey de var burada. Ne var? Kuş burnu var. Ha bakalım. Kapıyorum. O zaman alıyorum. Yanımda çünkü çay da yok. Ya zaten çam iğnesini çay olarak kullanıyorum. Ya da onu kullanabiliyorum. Kuş burnunun tadı zaten daha da güzel. Bu biraz daha çekirdekten atıyorum.
bu daha yumuşak. Biraz böyle çürümek üzere. Tabii çürümemiş, daha da yumuşamış. Biraz daha beklerse çürür. Ama şu anda yenilir. Bakıyorum. Galiba çürümüş olmakla tazelik, daha doğrusu çürümemek arasında bir yerde. Çok iyi tat aldığımı söyleyemem ama yine de iyi. İkinciden yani. Hemen sıcak suyumu çıkarıyorum. Yanımda bir adet muz var. Çok fazla bir şey yemeyeceğim. Döküm tavan. Biraz ekmek. Çok az. Bir tane yumurta. Yumurtalar kırılmış. Bu ne demek, bu ne demek? Bu şu demek. Aç mı kaldım acaba? Demek. Evet, ihtimal yüksek çünkü yumurtalar kırılmış. Çok kötü. Teşekkür ederim. Sağlık yumurtalar için teşekkür ederim. Çıkarıyorum. Ortaya yumurta, ortada yumurta bir şey kalmadı. Bir tane çıkarılmış. Bir tanesi sağlam. Onu kullanabilirim. Ateşi yakabileceğim güzel bir alan arıyorum. Galiba sadece bu uç noktada yakabilirim. Şurada. Burası neresi diye merak edenlere, izleyenlere, takipçilerime tekrar belirtmekte fayda var. Burası Bursa'ya bağlı Avdancık ve Seçköy'ün arka tarafından devam eden bir patika, patika değil daha doğrusu bir toprak yolun sonu. Avdancık ve Seçköy'ü geçiyoruz, yani epey geçiyoruz. Katır Dağları'nı bilenler vardır, o dağlara yakın bir yer, dağın eteği ve eteklerinde küçük bir dere, ya akarsu daha doğrusu. Burada kafa dinliyorum, kafa dinlemeye geldim, rahatlamaya geldim, doğanın sesini dinlemeye geldim her zamanki gibi. Keşfediyorum, daha önce buraya gelmemiştim, bunu belirteyim. Motosikletle gittiğim pek çok yere gidiyorum ve burası yeni keşfettiğim bir alan. Çok da güzel. Yani bu taraflara geldim ama bu noktayı yeni gördüm. Ve iyi ki de görmüşüm dediğim alanlardan biri. Burayı gördüğümde hemen burada durmalıyım dedim. Dolayısıyla da iyi ki de durdum diyorum. Şimdi bir tavan var. 2 yumurta getirmiştim. Biri kırılmış. 1 yumurtam var dolayısıyla. O yumurtayı yiyeceğim. Çok az ekmek var. Bir tane muz. Ve burada kuş burnu var. O kuş burnuyu çayın içine atıp kuşburnu çayı olarak kullanacağım. Yani genelde zaten evden siyah çay vesaire getirmiyorum. Türk kahvesi getiriyorum. Güzel bir ortam. O ortamın tadını çıkarmaya çalışacağım. Dinleneceğim.
Az önce de söyledim, bugün yağmur bekleniyor. Ki yağmur her an yağabilirdi, hava kapalı. Eğer yağmur yağarsa, çekim esnasında gösterdiğim hemen şurada bir ağaç var, bu ağacın altına gireceğim. Ve pançom var, pançoyu da yağmur kulağı kullanacağım. Ama tabii ateş kullanmam o zaman çok mümkün olmayabilir. O da belki yakarım. Yağmur gün boyu, yani gün boyu yağacağını düşündüm. Beklentim o yöndeydi ki meteoroloji de öyle verilere göre. Ama yine de yağmadı. Yağsaydı nasıl olurdu? Biraz beni zorlardı. Ateşim belki böyle olmayabilirdi. Ama şu anda güzel. Ateş yandı. Ben de şu yumurtayı yiyeceğim. Güzel bir kokusu var. Yani o köyden gelen koyun peynirlerinde özellikle aldığınız o kokuyu bu yağdan da alabiliyorsunuz. Ateşim biraz yavaşladı. Harika. Tavayı taşlarla sabitledim ateşin altına. Şimdi çok daha güzel oldu. Yani şurada karnım da doyduktan sonra harika bir ortam olacak. Harika! İşte bu. Çok iyi, çok güzel. Ne için geldim? Tekrar açıyı değiştirmeye geldim. Zaman zaman sık sık daha doğrusu açıyı değiştiriyorum. En iyi görüntüyü yakalayabilmek için. Tek yumurta da şu anda yeter. Oh işte bu. Bu bir tereyağı. Ben bunun biraz kaymak olduğunu düşünmüştüm. En azından bizimkiler yani ailem öyle söylemişti. Ama bu herhalde abim verdi bunu, sağ olsun. Mesut abim, kendisine teşekkür ediyorum. Emeğine sağlık Mesut abim. Bir arkadaşı köyünden getirmiş. Bu daha çok bir tereyağına benziyor. Kaymak demişti ama kaymaksa bile o kadar yağlı ki bunu şey niyetine kullanıyoruz. Yağ niyetine kullanabiliyoruz. Sanki ben kullandım. Yanmaması için de alıyorum. Harika. Ve afiyetle yiyebilirim artık. Nerede yiyeceğim? Tabii ki şurada yiyeceğim. Çöplerimi bırakmıyorum burada. Hemen alıyoruz. Sıcak suyumuzu aldık. Böyle. Şimdi biraz ekmek.
beyaz ekmek değil bu. Hemen tarayı alıyoruz. Bu tarayı biraz kuşburnu koyacağım. Ve kuşburnun çayını içeceğim. Oo, harika. İşte bu. Ateşi biraz sarlayalım. Biraz canlanması lazım. Hemen. Şimdi ne yapıyorum? Şimdi kuşburnuyu alıp suyun içine koyuyorum. Kuşburnu burada. Bu arada yemek yerken sohbet de edelim istiyorum. Bana en çok ne soruluyor? En çok sorulan sorulardan biri şu: gittiğin yerde korkmuyor musun? Yani en çok belki sorulan iki sorudan biri, yani birkaç sorudan biri. Geldiğim yerlerde illaki tedirgin oluyorum. Geldiğim yere göre değişiyor. Ama yani kafamda hep şu yok: bir tehlike var. Yani şu olacak, bu olacak. Zaten böyle bir endişe taşıyor olsam bunu yapamam. Yani doğaya gelemem, çekimleri yapamam, kalamam vesaire. Dolayısıyla bu çekimler, bu endişeler kafamda yok. Ama örneğin bir ses duyduğumda illaki muhakkak etrafıma bakıyorum ne oluyor diye. Ya da zaman zaman bu endişeyi taşıyorum. Bu ama her zaman olan bir şey değil. Yani bu anlamda bir korku taşımıyorum. Söylemeye çalıştığım bu. En azından bu soruyu soranlar kadar, belki onlar korkuyorsa tırnak içerisinde, onlar kadar korkmuyorum. Ben geldiğim yerde bu sessizliği hissetmeye çalışıyorum. Şu renklere bakıyorum. Taşların üstündeki şu yeşil renkler, yosunlar. Bu akarsunun sesi, denizin sesi gittiğim yerde. Ya da bir manzara varsa harika. Onu izliyorum. Yani odaklandığım şey başka bir şey. Bu arada yemeğe de devam edelim. Gerçekten ama gerçekten harika. Yumurta. Mesela bu geldiğim yerle ilgili şunu söyleyebilirim. Burada ayı var mı? En yırtıcı olan hayvanlardan biri doğadaki. Kesinlikle burada ayı var. Vardır demiyorum, var. Ama geldiğim alanda daha derinlemesine ilerlesem ve çok daha fazla zaman geçirsem karşıma çıkabilir. Yani bu mümkün olabilir. Burada çıkmaz anlamında söylemiyorum ama daha derinliğine, ormanın daha derinine indiğimde bu ihtimal en azından daha fazla olur. Yoksa vahşi hayvanlar, özellikle ayı, hiç beklemediğiniz bir anda kilometrelerce uzaktan sizin kokunuzu alıp yanınıza gelebilir. Bunun farkındayım. Ama bunu takıyor muyum? Çok taktım, söylenemem.
içeceğimi tavsiye edebilirim. Kuş kurunu özünü daha fazla bırakır. Biraz zaman geçtiğinde. Bayağı kuru bir ağaç bu arada. Çünkü ölü bir ağaç. Koyuyorum bir parça daha, birkaç parça daha. Bunu da yakabilirim. Harika. Değinmek istediğim bir nokta da şu. Şimdi bu çekimleri yaparken tabii ki bir topluluğa, daha büyük bir topluluğa hitap etmek istiyorum. Yani kanalımın abone sayısı artsın istiyorum. Daha fazla insana hitap etmek istiyorum. Bu önemli bir endişedir. Yani bunun yersiz olduğunu söyleyemem. Doğadan çok zevk alıyorum. Bu her zaman yapacağım bir şey. Bunu belirtmekte fayda var. Yani birinci bir şey bu. Daha fazla insana ulaşabilmek. Bu amaçla da, o nedenle de siz izleyicilerimin, yani tesadüfen denk gelen, bir şekilde kanalımı keşfeden sizlerin kanalımı izliyor olması benim için çok kıymetlidir. Yani bunu belirtmekte fayda var. Bu çok önemli bir şey. Bu birinci nokta, yani demek istediğim birinci nokta bu. İkincisi de şu, bundan bağımsız olarak da çekimleri yapıyorum. Yani şunu demek istiyorum. Gerçekten bundan inanılmaz düzeyde keyif alıyorum. Dolayısıyla birinci endişe daha fazla insana ulaşabilmek. İkinci endişe ise bundan bağımsız olarak keyif aldığım için bunu sürekli yapacak olmak. Yani bu çekimleri sürekli yapacak olmak. Doğaya sürekli gelecek olmak. İki temel endişe taşıyorum. Daha doğrusu bir kaygı taşıyorum. İkincisi ise bu kaygıdan bağımsız olarak benim yapmak istediğim bir şey zaten. Bu nedenle bu çekimler hep devam edecek. Bundan çok keyif alıyorum ve bu keyif aldığım şeyi de sürdürmek istiyorum. Ve sürdüreceğim de. Bunlar hani benim değinmek istediğim şeyler. Çünkü bunlarla ilgili zaman zaman çevremdeki insanlarla ya da bana sosyal medyadan bir şekilde ulaşıp yazan insanlarla bunları konuşabiliyoruz. Bu şekilde bunlar bana yani bir şekilde dile getiriliyor ve bunlarla ilgili bir şeyler söylemek istemiştim. Ve söyledikten sonra da artık çayımı içmeye devam edebilirim. Yemeğimi yedim. Harika bir ortam ve buranın tadını çıkarabilirim. Dere yatağının kuzey yamacında çam ormanı var. Çok yani büyük ağırlıklı, hatta öyle evet. Fakat Dereyatan güney yamacında, bu yamacında ise daha karışık bir orman var, ormanlık alan var. Yani çam da var içerisinde ama burası biraz daha farklı bir alan. Çeşitlilik var yani, onu söylemeye çalışıyorum. Bu ormanlık alanı da bir görmek lazım, keşfetmek lazım. Ve birlikte görebiliriz diye düşünüyorum.
Tam yürümeye hazırlanırken gözüme inanılmaz bir sinek girdi. Ve şu anda çok ama çok rahatsız ediyor. Ah. Çıktı mı bilmiyorum. Ama herhalde yani umuyorum çıkmıştır. Onu böyle yapacağım ve kamerada montaj programında evi de bakacağım. Ah, belki de içindedir. O çıktı, evet, hissediyorum. Oh, çok iyi. Devasa bir ağaç yıkılmış. Onu az önce de gördüm ama yaklaşınca onun çok da güzel bir barınak olduğunu fark ettim. Yağmur yağsaydı yani. Ama ateşten uzaklaşmak istemiyorum. Tabii onun altında da ateş yakılabilir. Evet, bakın orman sınırı burada farklı. Ah, bunlar sanırım ayıların yediği şu meyveler. Şu kırmızı meyveler. Evet. Ayıların yediğini biz yiyebilir miyiz? Bilmiyorum. Tadı tatlıysa yenilebilir. Bakıyorum nasıl bir şey. Bu meyveyi hatırladım. Bunu çocukluğumda yerdim. Şimdi adını bildiğimi söyleyemem. Ama bunu çocukken yiyordum. Harika bir orman burası. Gelirken zaten yukarıdan görünüşü de çok güzeldi. İçine girince ne kadar güzel olduğunu daha yakından daha iyi anlayabiliyorum. Görebiliyorum. Bahsettiğim o devrilmiş ölü ağaç. Altında güzel bir barınak oluşmuş ama şu bir oradan parçalanırsa çat. Sonlarca ağırlık düşebilir dolayısıyla. Onu şimdi görüyorum, o riske girilmez. Yağmur yağsa bile onun altına girmek doğru olmaz. Burada barınak amacıyla kullanabileceğimiz çok fazla ağaç var. Ölü ağaçlar ya da ölmemiş canlı ağaçlar. Eğik dalları var vesaire, az önce gösterdiğim. Yatmış dalları olan ağaçlar var. Haliyle buna gerek yok. Korku diye bir gerçeklik var insan yaşamında. Bunu hepimiz biliyoruz. Bu uydurulmuş bir şey değil. Ama her şeyden korktuğumuzda ya da pek çok şeyden korktuğumuzda ya da bir şeylerden korktuğumuzda bu korku neyi değiştirebilir ya da bir çözüm mü? Değil. O anlık herhalde anladığım kadarıyla psikolojik bir şey. Buranın doğası çok güzel. Hava çok güzel.
O yüzden ne yapıyorum? Her zamanki gibi birkaç tur koşu yapıyorum. Bir de bir şınav çekiyorum. Daha sonra kamp alanıma geri dönüyorum. Ateş yaktığım yere. O zaman başlayabilirim. Kez ancak gidebildim. Kameradan ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama çok dik. Harikaydı. Yorucu ama güzel. Size şu ormanlık alanın şöyle yukarısını göstermek istiyorum. Pan yaparak. Harika. Peki aşağısı nasıl? Onu da görelim. Şu anda görüntüyü gösteriyorum. İniş alanını. Bir de gelip kamerayı alıyorum bu yokuştan. Hemen hemen pek çok yerde çekimler bu şekilde. Gelip gidiyorum kamerayı almak için. Önce bir çekim yapıyorum. Daha sonra gelip kamerayı alıyorum. Bu çoğu zaman böyle yokuş alanlarda, eğimli alanlarda oluyor. Ama bu vesileyle istediğim sporu da yapmış oluyorum. Dolayısıyla durumdan memnunum ve bu arada yağmur başladı. Yağacak mı bilmiyorum, devam edecek mi? Bir dağ keçisi gibi inip çıkabilmeliyim. Yaşım 38. 48, 58 yaşına dahi geldiğimde en az bu duruma yakın olabilmeliyim. Zihinde olmak lazım. Doğayı sevmek lazım. Hayatı sevmek lazım. Bütün zorluklarına rağmen sporu sevmek lazım. İnsanın kendisini sevmesi lazım. Ve sevgi dolu olması lazım. Bunlar çok zor şeyler değil. Parayla satın alınacak şeyler hiç değil. Severek yapılan şeyler olduğunda yaptığımız şeyler gerçekten de bize keyif verir. Bu hayatın her anında böyle. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama insan böyle bir ortama geldiğinde bu tür şeylere değinmeyi herhalde daha fazla istiyor. Çünkü ben kendim için söylüyorum. Buraya geldiğimde içimdeki o enerji, o pozitif enerji dışarıya çıkıyor. Daha fazla. Ki sosyal yaşamda da böyleyim. Çevremdeki insanlar bilir. Ama doğada daha fazla bunu dışa vuruyorum. Bunu hissediyorum. Siz de hissedin. Ve doğaya çıkın. Yatmayın sürekli. Hareket halinde olun. Az önce indim. Size görüntüyü gösterdim. İniş alanını. Ve tekrar kamerayı almaya geldim. Şimdi kamerayla birlikte iniyorum.
Nasıl iniyorum? İşte şöyle iniyorum. Sizin de görmenizi istiyorum. Şöyle. Tere yatağından hızlıca yürüyoruz. Koşuyoruz daha doğrusu. Bu bir yürüme değil. Ve geldim. Ateşim henüz var. Köz olmuş ama var. Burada bir mantar kal mantarına benziyor. Tabii kal mantarı daha da büyük. Yenemeyeceğini biliyordum da tahmin ediyorum daha doğrusu. Ama yanar mı? Kuru. Yanar. Bence. Son suyumu da içiyorum. Ve meyvemi yiyip gidiyorum. Yine benim için dediğim gibi çok güzel bir gün oldu. Karanlık çökmek üzere artık. Ne vakti? Çekimleri neden yaptığıma dair fikirlerimi söyledim. Bunlar benim için önemli. Yani bu yaptığım şey daha doğrusu benim için önemli. Bunu önemsiyorum. Ve çok da revaçlı olan bir şey biliyorum. İnsanlar çünkü şehrin stresinden bıktığı için ve gitmeye, doğaya açılmaya çoğu zaman bulamadıkları için ne yapıyorlar? Bunun yerine giden insanları izliyorlar. Bu da bir yöntem tabii. Mantar bu arada yandı. Yani bunu pek isteyen, yani yalnızca isteyen ben değilim. Pek çok insan istiyor ama şartlar ve koşullar nedeniyle insanlar yapamıyor olabilir. Biraz da tabii tembellik de denilebilir kimi insanlar için. Kimi insanların önceliği olmayabilir vesaire. Ama insanı daha doğrusu rahatlatan bir şey olduğu kesin. Böyle doğaya gelme. Hani çekim arasında söyledim. Bunu belki bir tekrar üzerinden geçmek lazım. Yani tekrar değinmek lazım. Kamera sesim ilk anda çok gelmemiş olabilir. Burada çekim daha net. Daha doğrusu kamera bana daha yakın. Dolayısıyla mikrofona ses daha iyi gidecektir. Yani bu çekimleri yaparken belli bir kitleye, belli bir topluluğa, daha fazla insan topluluğuna ulaşmak istiyorum. Bu kesin olan bir şey. Bu net. Ama bunun haricinde, bunun dışında şöyle bir şey, bir gerçeklik de var benim için. O çok kıymetli bir şey. Bunu istiyorum. Tabii ki çok fazla insanın, daha fazla insan takip etmesini ya da kanalıma abone olmasını istiyorum. Bu benim için çok kıymetli ve siz izleyicilerimden tesadüfen işte sosyal medyada, YouTube kanalında ya da Instagram'da tesadüfen görenlerden ricam, beklentim. Elbette ki kanalıma abone olmaları çok kıymetli bir şey. Ama bunun dışında şunu da söylemek istiyorum. Buraya gelmeyi, yani doğaya gelmeyi çok sevdiğim için bundan bağımsız olarak da zaten bu benim yapmak istediğim bir şey. Hani böyle bir kaygı taşımak ve taşımamak. İki şeyin birleşimi aslında. Biri çok seviyor olmaktan kaynaklı.
Diğeri de tabii ki belli bir daha fazla insan topluma ulaşabilmek neticesinde ortaya çıkacak olan şey daha fazla üretim yapmak, daha fazla çekim yapmak, daha farklı alanlara gidebilmek, insanlara daha fazla şey yansıtabilmek. İkisinin de önemli olduğunu düşünüyorum. Yani biri diğerinden daha önemli. Biri benim benliğimle alakalı olabilir. Yani buraya gelme aşkı, doğaya gelme aşkı. Diğeri de belki de beni daha uzun vadede ayakta tutacak şeydir. Dolayısıyla ikisi de önemli. O yüzden kanalımı izleyen, tesadüfen de olsa denk gelen, gören herkesten benim beklentim kanalıma abone olmaları ya da Instagram hesabımdan beni takip etmeleri. Adventurer benim Instagram adresim. Adventurer MK, bunu paylaşıyorum zaten YouTube kanalımda. Bir şekilde bunu göreceksiniz kanalımın videolarını. Ve bugünü artık bitiriyorum gerçekten de, çünkü karanlık yaklaştı ve daha yolum da var. Yolda bir ayıya ya da bir domuza denk gelmek istemem. İşte çünkü oldukça sert hayvanlar. Sizlere iyi akşamlar diliyorum. Her defasında bunu her çekimden sonra söylüyorum ama gitmek çok zor geliyor, biliyorum. Yine de gitmek zorundayım. Seviyorum. Ve bir çalışma arkadaşım, sevgili Oğuzhan, bugün çok güzel bir haber verdi. Bir sınavı vardı, bir yöneticilik sınavı, kıymetli bir sınav. Beklediği bir şeydi. Yani kazanmak. O sınavı kazandı. Kendisini tebrik ediyorum bu güzel ortamdan. Kendisine yaşam boyu böyle güzellikler diliyorum. Umarım yaşam sana hep böyle güzellikler getirir. Bu güzellikler illa doğayla alakalı olacak diye değil ama umarım yaşam sana güzel haberler getirir. Böyle hoş haberler olur. Çünkü bu insan kırlanta bir insan. Harika bir insan. Umarım her şey gönlünce olur. Sevdiğin insanlar yanında olur. Ve güzel bir yaşam seninle olur. Seni kocaman seviyorum. Çalışma arkadaşlarım da seni seviyor. Hoşça kal ve hoşça kalın. Ha, bu arada şunu da söyleyeyim. O insan, yani Oğuzhan Çoban, çok yüce bir merhamet duygusuna sahip. İnanılmaz bir insan. Çok da yakışıklı, o da bizim açımızdan biraz tehlikeli ama olsun, idare edeceğiz ona da. Seni seviyoruz Oğuzhan. Biraz alarak ateşi söndürüyoruz. Bir tane daha atıyoruz. İşimizi garanti alıyoruz. Ve sizlere hoşça kalın diyorum tekrar. Umarım bu son hoşça kalın olur. Bir sonraki çekimde daha farklı bir ortamda görüşmek üzere. Yamaçtaydım. Yamacın altında. Şu koyu renkli yer. Tam parmağımın ucu. Bu tarafta zaten Uludağ bu arada.